Herkese yepyeni bir gündem ve blogdan merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Hazırlandım, makyajımı yaptım. Bir önceki blogda da söylemiş olduğum gibi bugün fuara gidiyoruz. Fuarın ilk günü 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün. Bu arada da 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun Türkiye'mize. Ben hazırlandım, işte Zafer de hazırlandı. Kent kartıma para yüklüyor şu an. İşte çantamı falan hazırlıyorum. Yanıma da bir tane cips aldım. Bir de mısır kaynatmıştım. Onları göstereyim size. Bir tane cips var. Buraya da böyle sıcacık tuzladım. Zaten orada yemek yiyeceğiz. Burada, evde yapmadım artık yemek. Geç kalırız diye. İşte o zaman artık biz çıkalım. Trenimiz 6'ya 20 var. İskeleden otobüse binip öyle gideceğiz. Daha rahat oluyor. Hemen fuarın önünde indirmiş oluyor. Hadi o zaman çıkalım. Geldik arkadaşlar, fuardayız. Fuarın meşhur yürüyüş alanındayız artık. Şimdi bakalım, şekil alacağız artık. Çocuk böcekleri. Doğa. Evet. Yemek yiyoruz artık arkadaşlar. Zafer sucuk ekmek aldı. Ben de patatesli gözleme aldım. 100 liraydı. Seninki de 100 lira galiba değil mi? Zafer'inki de 100 lira. O kadar uzaksın, o kadar yakınken. Karşıyaka'ya geldik. Bir işlerimiz falan vardı. Hem de bir işte çarşıyı gezelim istedik. Burada ben Zafer'i beklerken, motoru park ederken bir tane beyefendiyle tanıştım. O da YouTuber yapıyor. Göstermek istedim. Sizler de abone olursanız seviniriz. Kanalının ismini de birazdan kendisi açıklayacak zaten. Merhabalar, ismim Yavuz. İzmitliyim. Yaklaşık bir 15 yıl Antalya ve Bodrum'da eğlence bölümü departmanı çalıştım, animasyon departmanında. Ben de bir YouTuber işte yaklaşık bir aydır İzmit'ten çıktım. Çantayla işte Yalova, Bursa, Ayvalık, bugün 2 gündür de İzmir'deyim. Artık gezi üzerine loka çekeceğim. Tabii asıl amacım biraz daha buradaki eğitim dili onu tamamlayıp yurt dışına açılmak. İnşallah arkadaşlarla yeni tanıştık. Onlar da sağ olsunlar çok iyi niyetler. Hepinize tekrardan iyi günler.
takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tabii Yavuz Kara Osman. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir otur. Bana bak. 100 lira yaptın. Buyurun buyurun. Biz eve geldik arkadaşlar. İşlerimiz vardı. Biraz onları falan hallettik işte. Bugün artık valiz hazırlığına geçeriz. Çünkü yarın gece yolcuyuz biliyorsunuz. İşte biz de bugün kendimize balık aldık yine. Yine şaşırmayacaksınız. Biliyorum. 1 Eylül'dü. Böyle hamsiler, sardalyalar artık çıkıldı. Yasak bitti. O yüzden güzel böyle balık, taze bir balık yiyelim dedik, deniz balığı. Böyle aldık işte. Ben kendime biraz hamsi aldım. Zafer de kendine palamut aldı. Karışık bir şekilde yapıp yiyeceğiz birlikte. Onları da size göstermek istiyorum. Hemen göstereyim. Bir tane böyle palamut aldık. 75 liraydı. Bu yani hiç böyle şey değil. Dolapta, buzhanede beklenmiş bir balık değil. Direkt taze yani. Çünkü yasaklar bitti. Ben de kilosu 150 liradan Karadeniz hamsisi aldım. 60 liralık. Bu da bize yeter yani. Ne düşünüyorsun balık hakkında bebeğim? Vere bismillah. Aynen. Çünkü sen dedin yani buzhane olmaz. Evet. Buzhane olmaz çünkü hani olsa bile çok güzel muhafaza etmeleri gerekir. Aynen. O da olmayacağına göre. Çünkü palamut geçen sene yoktu. Evet. Geçen sene olmadığından dolayı bu sene yüz orijinal olması gerekiyor. Tabii tabii. Yiyeceklerim bu kadar. Tamam o zaman. Hemen ayıklamaya başlayayım ben bunları. Ayıkla, o yüzden geldim. Yukarı bakmak için geldim. Balık karşıyız. Ne yapalım? Vallahi ya. Bir de bak sen bak çok güzel bir şey söyleyeceğim. Bak şu kırmızı dur. Hatta bir ışık daha yakalım. Şu kırmızı balığın ne kadar çok kırmızıysa o kadar taze mi oluyor? O kadar çok taze oluyor. Bu özellikle bu böyle bir balıkta ve şu neydi bu? Hamsi de ve sardalya de çok çok daha belirgin oluyor. Orası kırmızıysa balık taze. Gözleri ve orasına bakın evet. Arkadaşlar. Yeni balıklarda bu. Ki anlayacaklar evde istediğim şeyde. Burada da kalamar çıkarttım biraz. Biliyorsunuz ben bunları alıp pazardan dolaba koyuyorum, sosluyorum. Balığın yanını çıkartıyorum, iyi oluyor. Bu da bize yeter işte. O zaman hemen ayıklamaya başlayayım. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Biz yemeklerimizi yedik. Birazcık oturduk işte. Şimdi de artık yarın için valiz hazırlığına geçeceğiz Zafer'le birlikte. Yarın yolcuyuz. İşte bugünden işlerimizi halledelim ki yarın da bize bir dinlenme payı kalsın. Bugünden yapıp işte sabah yarın valizi Zafer arabaya koyacak. İşte buradan gidecek eşyaları koyacak. İşte ben de buraya bayağı bir kıyafetleri falan koydum. Ütü falan yapmayacağım. Ütümüzü yanımıza alıyoruz. Biliyorsunuz dik ütümüz var, almıştık. O veya iş görecek tatilde. Hani burada telaşa yapmak istemiyorum açıkçası. Oraya gidince gider ayak yaparız yani bir ütümüzü. Sıkıntı değil o konuda. İşte buraya da koydum valizimi. Şimdi de göstereceğim zaten sizlere. Her şeyimi bugünden halledelim. Güzel olsun. İnşallah bakalım Akyaka tatilimiz de güzel geçer. Geçen seneden biliyorsunuz deneyimimiz var. İlk videomuzda zaten Akyaka vlogu olarak gelmişti. Bu sene de işte geçen seneden daha farklı olur diye düşünüyoruz. Çünkü gitmediğimiz, gezmediğimiz, görmediğimiz yerler de var Muğla bölgesinde. Çünkü Muğla bayağı bir geniş olan bir il. Bayağı bir gezmek istiyoruz, görmek istiyoruz. Bayağı da bir heyecanlıyız yani. Muğla'yı biz çok sevdik geçen sene. Hayran kaldık. Daha da görmek, keşfetmek istiyoruz. Balayımızı Antalya'da yapmıştık. Antalya bize bayağı bir sıcak gelmişti. Gerçi 5 yıldızlı otelde kalmıştık. Hani her şey dahildi. Bizim de bu seneki tatilimiz tur odaklı.
tur odaklı geçirmek istiyoruz. Öyle planladık yani. O zaman fazla sözü uzatmadan arkadaşlar, sizi de sıkmak istemiyorum artık. Hemen tatil valiz hazırlığına geçelim. Arkadaşlar, bunları kayınvalideme sipariş etmiştim Foça'dayken. Bunlar düzenleyiciler işte. Bunlar bayağı bir iyi olacak diye düşündüm. Gayet güzel yani. Bunları açayım ben, içlerine dolduracağım. O oraya sığacak mı? Sığar. İçlerinde de var. Bak. Kaç tane var? Oo, bayağı varmış. O bir tanesi yeter kızım. Ne yapacaksın? Baksana. Oho, bir tanesi yeter, sen öbürünü açma. Açarız, sana da ikimizin ayrı olacak ya. Ya tamam da. Yani bazılarını kullanırız, bazılarını kullanmayız, bakarız yani gidişata göre. 3 tane var bir de. Sanki evi götürüyoruz. Olsun, biz buradan tedarikli gidelim de arabayla gidiyoruz nasıl olsa. Kalırsa kalır. Üç tane mi var böyle bunlardan? Evet. 3 poşet açtın. E neden öyle? 2 paketti. 2 paket almıştık ya biz. 3 paketmiş. İçinden çıktı herhalde öyle. Aa evet. Bir paketin içinde 2 tane var. Tamam. Bayağı şeyler var bunda. Çok iyi. Tamam, birilerinde makyaj var, birilerinde büyükler var. Baksana. Cüzdan bile olur böyle. Zaten bu valize her şey olur ya. Evet, burası mı senin olsun, burası mı? Fark etmez mi? Hiç fark etmez. Sana gelmiştir. Bir tane havlu alıyorum. Birazcık daha geri gideyim, daha güzel çekeyim. Sana 2 tane mayo alıyorum. Bir tanesi de orada. Ütüyü kendi kısmına koy. Tamam. O zaman. Çünkü orada şey var ya. Demir var ya, demir zarar vermesin diye. Yarın giyeceğim pantolonu da seç, ona göre koy. Aslında ben onu giysem. Onu mu giyeceğim? O zaman buraya koyuyorum. Tamam. Ütü yaparız. Şapkanı koyuyorum buraya. Bu. Onu giyeyim olmadı. Tamam, ne dersin? Yarın giy. Bunu ütüleriz o zaman şimdi bugün. Tamam. Bunu da annen almıştı sana Foça'dan. Biliyorum. Çok güzel, beğenerek aldık bunu. Ama güzel güzel. Çok güzel. Zaten olmazsa olmaz parçalarından. Tabii canım. Benim en çok sevdiğim araba markası. Aynen öyle. İleride alacağım araba. Bunları yeni aldım. Zaten var. Aynen, babanın var. Aynen öyle. Onu kullanırım ya. Onu hiç giymedim ha. Bunlar yeni. Yeni aldık ya maviden sonra. O değil mi o? Evet. Tatil için aldık ya, bu çok doğru. Güzel. Evet, onu giydim ben hatta. Yeni aldık bunu da ya. Hı-hı. Giymiştim hatta o gün. Havluları şeye koyacağız dedik ya. Tamam, benimkine kalsın, sıkıntı değil. Ama almayacak. Aa, havluları doğru şeye koyacaksın. Unuttuk arkadaşlar, bunları şeye koyacağız. Plaj havlusuna değil mi? Evet, çantaya.
Mayanı da al. Mayoları da koyacağım, evet. Tamam. Bu da benim örmüş olduğum çanta arkadaşlar. Plaj çantası. Bunun içine yine her şey sığıyor. Günlük de kullanıyorum ben, çok güzel. Buna koyacağım. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe so. Orada sivrisinek çok oluyor diye yanımıza sivrisinek ilacı aldık. Bir tane güneş kremi, bir tane de yine bronzlaştırıcı güneş kremi. Onları at içine. Then nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope. Hemen şunu alacağım ben de. Şunu biliyorum. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Arkadaşlar bizim valizimiz hazır. Hazırladık. Buraya plaj ürünlerini koydum. Burada da içinde sular falan var işte. İçeceklerimiz var, kolalar var. Bunları da işte yarın yine Zafer arabaya koyacak. Son hazırlıklarımız tamamlanmak üzere işte. Başka bir şey kalmadı yani. Bir daha tekrardan yarın bakarız. Öyle hazırız artık gitmeye. Videomun da kapanış aşamasına geçeyim artık arkadaşlar. Normalde pazartesi ve cuma koyuyordum biliyorsunuz. Yarına bir vlog gelmiş olacak salı gününe. İlk defa böyle bir sonra hemen koydum. Vlogdan sonra. O zaman bizleri buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bir de hype puanını benimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Çünkü videolarımız öne çıkarsa daha güzel olur. Herkes bize ulaşmış olur. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bay bay.